Merhaba. Sözün Özü programının yeni döneminde yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni dönemin ilk programında İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifini konuşacağız. Bu konuyu kendisiyle müzakere edeceğimiz çok kıymetli misafirlerimiz bulunuyor stüdyomuzda. 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tahsin Görgün ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. Bu dönem Sözün Özü programını nispeten İslam düşünce geleneğinin 12. yüzyıl sonrasında oluşmuş bilimsel disiplinler, bu disiplinler içerisinde teşekkül etmiş teoriler, söz konusu teorilerin kendisi içerisinde neşv-ü nema bulduğu, canlılık kazandığı havzalar ve onları taşıyan, teorileri taşıyan kurumsal yapılar üzerine inşa etmeyi planlıyoruz. Bu bakımdan bu dönem yaptığımız program 12. yüzyıldan 20. 21. yüzyıla gelinceye değin İslam düşünce tarihinin nispeten güncel ve birçok açıdan yeni perspektiflerle yapılmış bir okumasına şahitlik edecek. Bugün de bu okumaya bir başlangıç olması sadedinde İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yaygın dönemlendirmenin, belki de dönemlendirememenin, dönemlendirememe teşebbüslerinin, dönemlendirme yokluğunun biraz sorunlarını konuşacağız. Ve ardından yakın zamanlarda tamamladığımız ve Ekim ayı sonuna doğru neşredilmesini umut ettiğimiz İslam Düşünce Atlası başlıklı eserde birçok hocamızın çok kıymetli katkılarıyla oluşmuş bir dönemlendirme teklifini sizlerle paylaşacağız. Bu bakımdan ben isterseniz sözü bir dönemlendirme fikrinin ne anlama geldiği üzerinden ilerletmek istiyorum. Buradan devam edelim. Bir dönemlendirme fikri ne anlama gelir? Evet. Şimdi ortaya attık. Ortadan mı başlayalım? Yani aslında dönemlendirme fikrinin yani ne anlama geldiğini konuşalım ama zannediyorum dönemlendirme meselesini konuşurken düşünce atlasından da ödünç aldığımız grafikleri kullanacağız. Yani evet, haritalar ve grafikleri kullanacağız. Dilersen önce düşünce atlasına dair genel bir bilgi verelim. Yani hani bir açıklama olsun, bir tanıtıcı konuşma olsun. Ardından çünkü düşünce atlasının hani esas zihin kısmı İslam düşüncesinin dönemlere ayrılması ve bu dönemlerin temel hususiyetlerinin, belirleyici özelliklerinin ve sonraki dönemlerle ilişkilerin ortaya konulması idi. Dolayısıyla önce buradan başlamak daha uygun gözüküyor. Önce bana pas çıkartıyor. Yani. Güzel bir pas oldu. İslam Düşünce Atlası'ndan bahsetmek için bir vesile ihtiyaz edelim bu müzakereyi. İslam Düşünce Atlası malumunuz yaklaşık 3 yıl, belki de 3 yılı aşkın bir süredir. İlmi Etütler Derneği'nde Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın nispeten sağladığı imkanlarla, katkılarla yürüttüğümüz bir proje. Asıl amacı İslam düşünce tarihini yeni bir dönemlendirme ekseninde bütüncül bir perspektifle okumak. Bu bütüncül perspektif içerisine düşünce tarihini zaman ve mekan değişkenlerini dikkate almak suretiyle, ekol değişkenlerini dikkate almak suretiyle yeniden yazma çabası bulunuyor. Bu bakımdan İslam düşünce atlasını şöyle tarif edebiliriz. İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmi birikimi, yalın teknikler ve yoğun ilişkiler mantığı içerisinde yeniden takdim etme çabasını ifade ediyor İslam düşünce atlası. Bu bapta İslam düşünce atlası bir yandan bize İslam düşünce tarihinin farklı dönemleri içerisinde teşekkül etmiş bilimsel disiplinlerin bu dönemler içerisinde geçirdiği hikayeyi tasvir ederken, felsefe, kelam, tasavvuf, matematik, bilimler, tıp, ahlak, mantık gibi birçok alanda bunları tasvir ederken, diğer yandan
oldukça güçlü bir biçimde yazıldığını düşündüğüm dönem yazılarını içeriyor. Klasik dönem biraz sonra konuşacağız. Sonrasında bu dönemler içerisindeki bilimsel disiplinlerin tasviri ertesinde söz konusu bilimsel disiplinler içerisinde o dönemde eser vermiş bilginlerle ilgili maddelerimiz yer alıyor. Yaklaşık zannediyorum 600'ü aşkın madde var. Ekol kurucu ve o ekolü takip edip geliştirici nazari disiplinler alanındaki büyük bilginlere yer veriyoruz. Burada önemli olan bir şey bilginlerin yaşadığı coğrafyaya hususi bir dikkat göstermemiz. Yani İslam düşünce geleneğinin de bilginlerimizin ürettiği metinlerin, eserlerin bir boşlukta varlık kazanmadığını, bunun yerine gerçekten çok yoğun bir biçimde işlenip kimlik kazanmış kültürel ve tarihi bir coğrafyada mayalandığını dikkate alarak bunları haritalar eşliğinde vermeye çalıştık. 20'yi aşkın harita kitapta çeşitli bilimsel disiplinleri Darül İslam'ın farklı kültürel coğrafi havzalarını dikkate alarak tanıtmaya çalışıyor. İslam düşünce tarihini ve bu tarih içerisinde üretilen bilimsel birikimi taşıyan kurumsal yapılar, medrese, vakıf, tekke, rasathane, şifahane gibi yapılar da eserde kendisine yer buluyor. Kitap gelenekleri, efendime söyleyeyim, bilginler arasındaki hoca talebe etkilenme, etkileme ilişkileri, mimari eserler, bunlar da kitap boyunca tanıtılan şeyler. İslam Düşünce Atlası'nın, uzatmayayım, bir önemli başka bileşeni web sitesi, çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. Bu 3 ciltlik 1500 sayfaya yakın kitabın yanı sıra çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. Kitaplar haritası, kişiler haritası, havzalar haritası ve zaman haritasından teşekkür eden çok kapsamlı bir web sitesi bulunuyor. İzleyicilerimiz ve ilgi duyanlar, proje tamamlandı tabii. Ekim ayı sonunda artık kamuya açıldığında bu web sitesini kullanmaya başlayabilirler, kitaptan istifade etmeye başlayabilirler. Biz bugün burada Atlas'ın omurgasını teşkil eden dönemlendirme teklifini konuşacağız. Atlas içinde tabii birçok bileşen var. Fakat bu bileşenler dönemlendirme ve alan yazılarına nispetle Atlas'ın farklı organlarını teşkil ediyorlar. Onları bir arada tutan bir düşünce tarihine yaptığımız çalışmayı dönüştüren şey bu dönemlendirme teklifi. Söylemekte fayda var. Editörlüğünü ben yaptım çalışmanın, projenin koordinatörlüğünü. Fakat çalışmaya belki 200'ü aşkın hoca yazılarıyla katkıda bulundu. Başta Ömer Türker, İhsan Fazlıoğlu, Tahsin Görgün hocam olmak üzere birçok hocamız çeşitli yazılarla katkıda bulundu. Dönemlendirme teklifi için burada hocalarımızla birlikte olmamızın, bu hocalarımızla birlikte olmamızın bir sebebi şu: İhsan Fazlıoğlu hocam muhasebe dönemi yazısını yazdı. Tahsin Görgün hocam arayışlar dönemini yazdı. Ben klasik dönem bölümünü yazdım ve Ömer hocam da yenilenme dönemini yazdı. Böylece bir dönemlendirmeden ne anladığımızı, hangi dönemleri kastettiğimizi de ifade etmiş olduk. Bu esnada arkadaki ekrana arkadaşlarımız bizim dönemlendirme teklifimizi içeren grafiği de yansıtabilirler. Buradan isterseniz biraz Atlas'ı şimdilik bir kenara bırakıp dönemlendirme teklifine geçelim. Şunu da söyleyelim, bu dönem 13-14 program boyunca Atlas'taki ana fikri takiben İslam düşünce tarihini okumaya devam edeceğiz. Ama bugün en önemsediğimiz bileşenini, yeni bir dönemlendirme teklifini konuşacağız. Hocam müsaadenizle bu teklifin ne anlama geldiği ile ilgili bir anekdotu paylaşmak istiyorum sizinle. Daha önce belki size anlatmışımdır. Yeniden burada izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Bu dönemlendirme teklifi bizim İlmetler Derneği'nde yaklaşık bir yıl boyunca sürdürdüğümüz, hocalarımızın da konuşmalarıyla katkıda bulundukları dönemlendirme konuşmalarına çok şey borçlu. Arkasında sadece Atlas değil, aynı zamanda böyle bir çaba da yatıyor. İslam düşünce tarihini nasıl yeniden dönemlendirebiliriz sorusu. Bu soru anlamlı. Çünkü İslam düşünce tarihi için bir dönemlendirmeden yoksunuz esasında. Yani kime sorsak İslam düşünce tarihiyle ilgili bir klasik dönemden bahsederler. Yani Gazali'ye kadar gelen
Gazali sonrası dönem bir dönem değildir esasında. Yani klasik olmayan bir bölüm, gerileme, çöküş vesaire söyleme etrafında inşa edilir. Kimse de kitaplarda Gazali sonrası 14, 15, 16, 17 karanlık yüzyıllar. Bunları konuşacağız. Şimdi bu dönemlendirme bütüncül bir biçimde düşünce tarihinin birçok seksiyonunu dikkate alarak, onu taşıyan birçok unsuru hesaba katarak ta 21. yüzyıla gelinceye kadar bir süreklilik bize armağan ediyor. Şimdi 29 Mayıs Üniversitesi'nde felsefe bölümünde İslam felsefesine giriş dersine giriyorum. Burada bunu açarak başlayayım. Ben derste bu dönemlendirmeye uygun bir şekilde dersi anlatmaya çalışıyorum. İlk dersimde bu dönemleri anlatmaya başladım. Klasik dönem nedir? Birazdan konuşacağız. Yenilenme dönemi nedir? Muhasebe dönemi ve arayışlar dönemi nedir? Sorusunu sorarak. Klasik dönemi anlatıyorum. Klasik dönem işte miladi 7. asırla 11. asır arasında 7 ila 8. asırlarını teşekkül ve inşa dönemi olarak değerlendirebileceğimiz, işte 9-11 arasını bir tür tasnif ve tevbib veya tertip dönemi. Bunu anlattım. Öğrenci dikkatli, çok dikkatli dinleyen bir öğrencim var karşıda. Böyle biraz ilgisiz gözlerle dinledi klasik dönemi. Yani hocam bu dönemi zaten biliyoruz. Bütün kitaplarda burası anlatılıyor. İbn-i Sina, Farabi, işte İmam Şafii, İmam-ı Azam. Bunların klasik isimlerin yaşadığı dönem. Yani diğer dönemlere gel gibi. Yenilenme dönemi dedim. 12 ila 16. yüzyıllar arasındaki evreyi kapsar. Erken yenilenme ve geç yenilenme evreleri şeklinde iki evreye sahiptir. Arkada da takip edilebilir video volde. Tabii burada biraz şaşkınlıkla dinlemeye başladı beni öğrenci. Yani hocam biz buraya hani gerileme dönemi diyebiliyorduk. Ya da dekadans, çöküş dönemi, bir şey olmayan dönem. Siz yenilenme dönemi diyorsunuz. Buna yenilenme döneminin de gerileme denildiği için yenilenme demediğimizi birazdan konuşacağız. Böyle hayretle dinledi yani bakışları. Bir şeyler var burada ama hani karşı bir iddia ama bir geçerliliği varmış, var mı gibi. Sonra dedim ki 17 ve 18. yüzyıllara da muhasebe dönemi diyoruz. 17. yüzyıl İhsan Hocam'ın formülasyonuyla kadime nispetle muhasebe, 18. yüzyıl cedide yeniye nispetle muhasebe. Burada artık hayret yerini böyle duyulmamış bir hikayenin ilk defa kulaklarına çalındığı bir zihne bıraktı. Şöyle ne diyor hoca acaba 17-18 düşünce tarihinde öyle namı bir, geçmeyen öyle bir yüzyıl var mı acaba? Karanlık bir yüzyıl. Ne diyor bu hoca gibi? 17-18 muhasebe. Sonrasında 19 ve 20. yüzyıl bugünü de içine alacak şekilde arayışlar dönemi olarak tasvir edilebilir dedim. Ve onu biraz anlattım. Artık öğrenci söz almak üzere yerinde duramaz bir biçimde kalktı. Hocam dedi, bir şey söyleyebilir miyim dedi, sorabilir miyim? Tabii dedim, buyur. Şimdi dedi, benim anlattıklarınızdan anladığıma göre bu arayışlar dönemi İslam düşüncesinin bir parçası ve biz de arayışlar dönemindeyiz, öyle mi? Dedi. Ve benim sınıftaki diğer arkadaşların böyle tasdik eden bakışları üzerine kendi kendine şöyle dedi. Bunu niye şimdiye kadar kimse bize söylemedi? Şunu hissetti öğrenci. Yani kendisine 12. yüzyıla kadar getirilip makasla kesilen ve ta 12. yüzyılda bitmiş bir hikayenin ölü bir parçası muamelesi yapılıyor. Antropolojik bir malzeme. Evet, arkeolojik bir malzeme. Ve bizim İslam düşüncesiyle irtibatımız işte tarım aletlerinin nasıl çalıştığını araştıran bir motor veya makine mühendisinin veya bir ziraat mühendisinin kendi nesnesiyle irtibatı gibi değerlendiriliyor. Fakat bu süreklilikle birlikte öğrencinin zihninde bugün yaptığı şeylerin doğallığı içerisinde kendisine dahil olacağı bütüncül ve sürekli bir düşünce geleneği oluştu. Zannediyorum hayreti de bundandı. Bu öğrencide benim gördüğüm hayret, dikkat, sevinç, İslam düşünce geleneğine kendi doğal sürekliliği içerisinde yeniden bağlanma çabası, doğrusu bu dönemlendirme teşebbüsünün ne anlama geldiğine dair benim zihnimde de önemli ufuklar açtı. Bu bakımdan burada da paylaşmak istedim. İsterseniz
Dönemlendirme teklifini konuşacağız. Hepiniz farklı dönemleri yazdınız. Ama niçin düşünce tarihi için bir dönemlendirmeye ihtiyaç duyarız? Evet. Buradan başlayalım. İhsan Hocam sizden başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle bu Sözün Özü programının yeni döneminin hayırlı olmasını, evet, verimli olmasını diliyorum. İkincisi, İslam Düşünce Atlası çalışmasının yine Türk düşünce tarihine, hayatına önemli bir katkı sağlamasını diliyorum. İbrahim Hocamı başta olmak üzere katkısı olan tüm hocalarımı tebrik ediyorum. Şimdi bu giriş konuşması bence son derece yerinde oldu. Çünkü üzerinde konuşacağımız nesneyi tanımlamış olduk. Evet. Bu açıdan önemliydi. Peki niye dönemlendirme yaparız? Evet. Yani bir insan niye dönemlendirir bir şeyi? Özellikle büyük ölçekli tarihi dönemlendiriyoruz. Şimdi bunu anlatabilmek için ben de müsaadenizle bir ufak anekdot anlatayım. Taşköprüzade projesini yaparken, sempozyumunu da hazırlarken bir arkadaşımız, akademisyen bir arkadaşımız, İhsan Bey dedi, niçin geçmişe bu kadar emek sarf ediyorsunuz? Ben de ona bir cevap verdim ve sonra o cevabı kitapların takdim yazısını son cümlesi olarak kullandım. Dedim ki, geçmişimizle ilgileniyoruz. Çünkü Türk milleti olarak gelecekle ilgili hesaplarımız var. Evet. İşte dönemlendirme de tam burada anlam kazanıyor benim kişisel kanaatim. Bir kültür dönemlendirmeyi geçmişi anlamak için yapmaz sadece. Yani geçmişi tasnif etmek, belirli kategorilere bölmek için yapmaz. Geleceğini inşa etmek için yapar. Başka bir ifadeyle geleceğe ilişkin projesi olan bir millet, geçmişinin de ne anlama geldiğini ya da o gelecek için onu istihdam etmek için belirli kategorileri bölme ihtiyacı hisseder. Biraz önce o genç arkadaşın tepkisini ifade ederek kullandığım bir cümle var. Kendini bir sürekliliğin parçası hissettiğinde dirildi. Evet. Değil mi? Evet. Bu son derece önemli. Literatüre baktığımız zaman dönemlendirmeyi bir süreklilik algısı yaratmak için herhangi bir konuda bir süreklilik kişide, öğrencide, işte araştırmacıda, akademisyende bir süreklilik algısı yaratmak için geçmişin geleceğe eklenmesi biçiminde tanımlarlar. Yani orada esas anahtar kelime sürekliliktir. Dolayısıyla niçin bir İslam Düşünce Atlası hazırlıyoruz ve niçin orada yeni bir dönemlendirme yapıyoruz? Bunun tek bir cevabı var. Çünkü biz geleceğe ilişkin bir düşünce üretme üzere bir azmimiz var, bir hedefimiz var, bir niyetimiz var. Bence mesele budur. Eğer biz daha düne kadar 12. yüzyıl sonrasını anlamsız, 17-18'i hiç yokmuş gibi düşünüyorsak, bu onların olmadığından dolayı değil, onlar orada zaten, onlar orada duruyor. Bizim geleceğe ilişkin bir hesabımız yoktu. Yenilmiştik, beka sorunu yaşıyorduk, psikolojik bir sıkıntımız vardı vesaire. Ya da bunların başka nedenleri olabilir. Ama neticede şimdi 21. yüzyılın eşiğinde bir şeyler yapmayı düşündüğümüzü iddia ediyoruz. Böyle bir niyetimiz var, iddiamız var. Dolayısıyla geçmişin bu geleceğe, gelecek öngörüsünü nasıl eklemleyebiliriz, hangi açılardan eklemleyebiliriz diye bir teşebbüs olarak görüyorum. Çünkü dönemlendirme itibaridir biliyorsunuz. Yani başka biri çıkar, belirli ölçütlere göre farklı bir dönemlendirme yapabilir. O da onun projesine uygundur. Ya da gelecek. Zaten bir gelecek idesi yoksa dönemlendirmenin, bu büyük ölçekli tarihsel dönemlendirmenin bir anlamı yoktur. Yani bir örnek vereyim, çok teorik konuştuk. Şimdi Batı İstanbul'un fethinden sonrasını yeni çağ olarak görmüşse, bir öncekini eski demişse, onun geleceğe ilişkin bir projesi olduğu içindir. Ya da aydınlanma dönemi demişse, bir öncekini karanlık olarak görmüşse, yine geleceğe ilişkin bir planı vardır, bir projesi vardır, bir öngörüsü var demektir. Ben dönemlendirmeyi biraz öyle görüyorum. Geleceğe ilişkin bir projeksiyon. Her türden dönemlendirme bu anlamda bir gelecek projeksiyonu. Tabii mesela İbn-i Nedim'in Firis'ini açtığınız zaman Müslüman kendi dönemindeki ilim adamlarına muhtesun diyorsa, bir öncekini çağdaşlar diyorsa, bir öncekini mütekaddimin ya da antik, eski olarak adlandırıyorsa, onun da bir hedefi var, bir amacı var. Evet. Tabii. Evet. Yani dolayısıyla ben dönemlendirmeyi böyle anlıyorum ve yeni bir dönemlendirme aslında kişinin kendisine başka kültürler tarafından biçilmiş yere bir isyan olarak da görüyorum. Yani bir kültür kalkıp ya da o kültürün bir aydını, bir entelektüeli kalkıp
yeni bir dönemlendirme teklif ediyorsa, mesela bir Fransız diyelim, yeni bir tarih dönemlendirmesi teklif ediyorsa, bu Anglo-Sakson taksife ve dönemlendirme bir isyandır. Fransızlar olarak bizim burada bir hesabımız var, bir planımız var, biz bunu kabul etmiyoruz demektir. Dolayısıyla 21. yüzyılda düşünce atlası, İslam düşünce atlası böyle bir isyanın, böyle bir itirazın, böyle başka kültürlerin bize biçtiği yerin ve rolün, başka kültürlerin yazdığı hikayede bize biçilen rolün reddi ve yeni bir hikaye yazma arayışının ifadesi olarak görüyorum kişisel olarak. Eyvallah. Tahsin Hocam, bilmiyorum nasıl hocam. Olaya bakar. Evet. Evet. Hem dönemlendirmeye duyulan ihtiyaç hem de belki sizden ilaveten şunu da dinleyebiliriz. Çok hani mevcudu eleştiri üzerine belki kurmayabiliriz ama insanların aklına şu da gelebilir. Yani İslam düşünce tarihiyle ilgili bir dönemlendirme teşebbüsünün aslında yokluğundan bahsettik. Bir madumu biz yeniden inşa etmeye çalışıyoruz veya efendim keşfetmeye çalışıyoruz bir mevcudu ihmal edilmiş. Nasıl olup da yani hem Türkçe'de hem Arapça'da, Urduca'da ya da Farsça'da İslam düşüncesi gerçekten böyle bir dönemsizliğe ve süreksizliğe mahkum edildi. Birkaç cümle belki bunun sebepleri üzerine de söyleyebilirsiniz. Evet, ben de doğrusu bu Sözün Özü programına başarılar diliyorum. Gerçekten hayırlı ve güzel bir çalışma her halükarda. Bunun her halükarda Türkiye'deki ilmi fikri faaliyetlere önemli bir katkısı olduğunda görüyorum. O noktada bir şüphe yok ve bundan sonra da bu devam edecek. Şimdi dönemlendirme söz konusu olduğunda tabii İhsan Bey'in söylediklerine ilave olarak doğrusu devam etmek isterim. Çünkü İhsan Bey'in gayet güzel ifade ettiği hususlara tekrar ederek buradaki kıymetli vakti de bu çerçevede boşa harcamak olmak da istemem. Estağfurullah hocam. Şimdi buradaki önemli nokta şu. 20. yüzyılın başına geldiğimizde bir yer kürenin üzerine şöyle bir bakarsanız yer kürenin üzerinde işte 6-7 tane renk görürsünüz. Bir harita yani bu yer küredeki haritaya bakarsanız 6-7 tane renk. Bu 6-7 tane renk şunu ifade eder. İşte bir yerde Rusların yönetimi altında bulunan bölgeler, başka birisi İngilizlerin, başkaları Fransızların, Hollandalıların, İspanyolların, bu kadar. Ve Müslümanların bağımsız olarak yaşadığı yerlere bakarsanız, işte yüzyılın başında işte Osmanlı Devleti belli ölçüde ama artık 1920'li yıllara geçtiğimiz Osmanlı Devleti'nin topraklarının da kahir ekseriyeti artık sömürge olmuştur. Yani kendi topraklarını işte kafir istilasından kurtarmış, İstiklal Harbi'ni vermiş bir Türkler var, Türkiye var. Ve onun dışında işte belki epeyce dağlık vesaire olduğu için Batılıların giremediği bir Afganistan. İşte biraz da yani nispeten az müdahale edilmiş bir İran. Şimdi onun dışında baktığınız vakit Müslümanların yaşadığı bütün bölgeler siyasi olarak Batılıların doğrudan kontrolü altında. Çıkar edilmiş. Çıkar edilmiş vaziyette. Ve modern dünyanın şöyle bir özelliği var. Modernitenin şöyle bir özelliği var. Modernite siyaset merkezde olduğu için siyasi gücü elinde bulunduranların her şeyi yapabilecekleri, yani toplumları dönüştürebileceğine dair de kesin bir kanaat de var. Artık madem siyasi güç Batılıların eline geçti, artık oralarda yaşayan yerli kültürlerin herhangi bir geleceği yok. Yani bunun aslında biraz daha geriye baktığınız vakit, yani orada bulunan kültürlerin, artık medeniyetlerin bir geleceğinin olamayacağı konusunda kesin bir kanaatleri var. Ve bu çerçevede de Batılıların özellikle istila ettiği yerlere bakarsanız, işte diyelim Endülüs'e baktığınız vakit, Endülüs'te artık Müslümanların yaşadığının neredeyse alameti bile bırakılmadı. İşte Amerika'ya gittiğiniz vakit Amerika'daki kültürleri tamamen tahrip edip yok ettiler. Başka yerlerde de siyasi hakimiyeti ele geçirdikleri yerlerdeki bütün kültürleri, dinleri yok ettiler. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit o zaman İslam medeniyetinin de aslında bu görüntü içerisinde varlığını devam ettiremeyeceği
gayet açık olarak gözüküyordu. Öyle olduğu için mesela yazılan kitapların başlığı işte mesela Legacy of Islam gibi, yani İslam'ın terekesi diye tercüme edebileceğimiz şekilde böyle mesela o dönemde yazılan o Legacy ile başlayan kitapların yazıldığı ve hangi medeniyetleri medeniyetler hakkında bu kitapların yazıldığına bakarsanız işte Roma, Grek, eski Yahudi medeniyeti falan gibi. Şimdi bunlar üzerinde ve İslam medeniyetini de aynı kategoriye artık fosilleşmiş, yok olmuş. Öyle olduğu için de işte Roma kültürü medeniyeti, Grek kültürü medeniyetinin mevcut medeniyete göre konumu neyse, İslam medeniyetinin konumu da o artık bitmiş bir hadiseden bahsediyoruz gibi bir görüntü var. Ve bu çerçevede bakıldığı vakit bir adım daha geriye gittiğinizde işte Hegel'in altını çizdiği bir husus var. Hegel diyor ki artık hayatiyetini yitirmiş olan herhangi bir toplumun geçmişte de yeri olmaz. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit artık canlılığını yitirmiş bir toplum olarak İslam toplumu ve medeniyeti artık kendi yani geçmişteki varlığının da anlamsızlaştığı bir durum ve bu çerçevede de bütün bir zamana, geçmişe ve geleceğe hükmeden hakim medeniyet artık Müslümanlara arzu ettiği, istediği kadar ve istediği şekilde bir yer verme konumunda. Ve o çerçevede baktığınız vakit o artık şu anda yaygın olarak bildiğimiz İslam medeniyetiyle alakalı söylem artık bizim, sadece bizim değil, İslam dünyasının dört bir tarafına ve aynı şekilde bizim ders kitaplarımıza da kadar girdi, sirayet etti. Ve bu çerçevede de bir taraftan bakıldığında Müslümanlar dini olan ama medeniyeti olmayan bir insan grubu olarak kaldı. Diğer taraftan da işte medeniyet vesaire söz konusu olduğunda bütün insanlığın birikimini tevarüz etmiş olan, dolayısıyla insanlığı temsil eden işte bir modern medeniyet. Böyle bir görüntü. Ve dolayısıyla bütün bir geçmişte mevcudun geçmişi olarak, yani modern medeniyetin geçmişi olarak kurgulandı. Ve bu çerçevede artık Müslümanların varlığı, hem mevcut varlığı hem geçmişteki varlığı ancak Batı'nın teşekkülü süreci içerisinde edindiği veya edinmesi uygun görülen konum kadar söz konusu oldu. Batı tarihindeki büyük gelişimin arizi bir parçası. Aynen, yani o kadar. Yani evet. Şeyde bakıldığında ne var ne yoksa sadece işte Batı'yla irtibat kurduğu ve ona destek olduğu kadar belki, var ve anlamlı. Belki iki kategori için. Ya Yunan'ın devamı ya Batı'nın evet. geçmişi. Evet, güzel. Aynen o kadar. O kadar. Bunun ilginç örneklerinden birisi mesela İbn Haldun'un ilgili yazılmış bir makale vardır. Last Greek, First Modern. O kadar. Yani İbn Haldun'dan bahsederken son Yunanlı, ilk modern düşünür. Kendinde ne oldu hakkında? Hiçbir şey yok. Yani onun Müslüman olduğu, İslam medeniyeti içerisinde varlığını kazandığı, devam ettiği vesaire. Bunların hiçbirisinin anlamı da yok, yeri de yok. Son Yunanlı, ilk modern düşünür. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit aslında İslam medeniyeti ile alakalı yapılan zaten bütün çalışmalarda, İslam düşüncesi ile alakalı yapılan çalışmalarda biraz önce İhsan Bey'in altını çizdiği gibi bir şey gibi. Arkeolojik kazı konumunda. Yani ve şeyler de yapılan çalışmalar. Mesela şöyle söyleyeyim. Yazılmış olan İslam felsefesi tarihlerini bugüne kadar neredeyse istisnasız okuyan herhangi bir insanın edindiği kanaat şu. Vay be, insanlar neler düşünmüş zamanında. Yani neler düşünmüş derken ne kadar garip şeyler düşünmüş. Ve ne kadar bugün için anlamsız ve lüzumsuz boş şeylerle meşgul olmuşlar. Zamanı artık bizi ilgilendirmeyen ne kadar düşünce varsa o İslam felsefesi tarihi ile alakalı yazılı eserlerde görebilirsiniz. Şimdi burada tabii birden derken bugün İslam düşüncesinin yeniden dönemlendirilmesi veya dönemlendirilmesiyle alakalı bir teşebbüs birdenbire bütün perspektifi değiştiriyor. Yani o öğrencinin hissettiği şey bir anlamda yok olmuş, bitmiş bir şeyden değil, canlılığı devam eden bir oluş halindeki bir oluşumun, mevcut olan bir şeyin
kendi geçmişini düşünerek kendi varlığının bir anlamda o macerasını, varoluş macerasını keşfetme gayreti. Ama bu keşfetme dediğimiz şey sadece bir orada olan bir şeyin tespiti anlamında değil, bu artık canlı bir faaliyet olarak keşif, bir inkişafın yolu olarak tahakkuk ediyor zaten. Yani İhsan Bey'in bahsettiği o gelecekle alakalı olarak bir projesi olan, düşüncesi olan, bir gelecekte kendisine tereddüt eden bir vazife olduğu ve bütün insanlığa karşı bu vazifeyi ifa etmek için gayret sarf eden bir yönelişin, onun farkında olan bir yönelişin acaba benim bugüne kadarki varlığımı taşıyan, varoluşumun zemini, o geçmişte yaptığım şeyler neler ve ben bunu nasıl yapmışım ve yaptığım şeyleri de nasıl dile getirmişim, ifade etmişim diye sorup kendi hafızasını yeniden kazanma gayreti. Şimdi bu gayreti dikkate aldığımızda o zaman aslında bu dönemlendirme ile alakalı teşebbüs bir varlık iddiasıdır her şeyden önce. Şimdi bu varlık iddiası açısından baktığımızda bu varlık iddiasının tabii önemli olan bir noktası şu. İhsan Bey'in bahsettiği şeyle de bağlantılı olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle yaygın olarak kullanılan dönemlendirmeye bakarsanız, özellikle Batı merkezli olarak yapılanın, sürekli bir geçmiş icadı üzerinden yürüdüğünü fark edebilirsiniz. Mesela işte Rönesans diye bir dönem icat edildi 18. yüzyılda. Aslında Rönesans diye bir şeyin gerçekten olup olmadığı hakikaten her zaman tartışmaya açık. Şimdi aydınlanma denildiğinde o dönemde o tabirler kullanılıyor ama işte tartışmalar var, aydınlanma nedir ne değildir diye. Ama aydınlanmanın ne olduğuyla alakalı olarak o dönemde yazılmış olan şeylere bakın ve o dönemdeki yazarların, düşünürlerin yazdıklarına bakın. Ortak bir noktaya getiremezsiniz. Ortak bir noktası yok. Öyle olduğu için gerçekten de öyle bir dönem olup olmadığı konusunda yakından ciddi olarak baktığınızda net bir kanaate sahip olamazsınız. Hele hele ilk çağ, orta çağ gibi dönemlendirmelere, işte yeni çağ gibi dönemlendirmelere bakarsanız orada inanılmaz bir fiktif bir taraf var, bir kurgu var. Çünkü o kurgunun içerisinde merkezine baktığınızda da Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu'nu merkeze alıp Roma İmparatorluğu'nun öncesini antik çağ, yani eski çağ, Roma İmparatorluğu'nun yıkıldıktan sonraki dönemi de yeni çağ olarak kabul eden ve Roma İmparatorluğu'nun var olduğu, mevcut olduğu dönemi işte bu ikisinin arasındaki orta dönem, orta çağ olarak gören bir tavır. Şimdi ve bu tavra baktığınız vakit aslında öyle geçmişi de yok öyle. Bu tavır aslında 19. yüzyılın başında, 18. yüzyılın son çeyreğinde ortaya konulmaya, gösterilmeye çalışılıyor. İlginç olan noktalardan birisi yine şu, yani sonrasında 19. yüzyılın başından itibaren yavaş yavaş bu yerleşiyor. Niye yerleşiyor? Çünkü artık Batılılar kendilerinin dünyanın hegemonyasını ele geçireceklerini ve artık insanlığın geleceğini kendilerinin temsil ettiği konusunda kesin kanaatleri var. Ve bu çerçevede de kendi düşündükleri geleceğin geçmişini inşa ediyorlar. Ve bu inşa etme, yani kurgu, fiktif bir şey, gerçek değil, hakiki değil. Hakiki olmadığı için de o hakiki olmayan, hakikati olmayan bir kurgunun Batılılara sağladığı imkan insanlığı felakete sürüklüyor. Şimdi burada işte yapılması söz konusu olduğunda, burada söz konusu olan dönemlendirme böyle fiktif bir şey değil. Gerçekten var olan, gerçekten yaşanmış ama bir dönemde üzeri örtülmüş ve o üzerini örtmeyi, yani o tam Arapçada kullanılan kelimeyi düşünürseniz, işte bir şeyi bir yere koyup da üzerini örtmeye küfür deniyor ya. Şimdi o üzeri örtülmüş olan şeyin üzerindeki o örtüyü kaldırıp onun bir tür keşfül mahcup gibi yani. Üzeri örtülmüş olanın keşfedilmesi. Ama bu keşf öyle bir şey ki keşfedildikçe sizin keşfettiğiniz şey size bir yeni adım atmak için yeni bir imkan sağlayan bir basamak haline geliyor. Evet. Ve bu siz o keşifle birlikte bir basamak oluşturuyorsunuz kendi önünüze, geleceğinize. Ama o geleceğe oluşturduğunuz basamak aslında geçmişin keşfiyle birlikte kendiliğinden oluşuyor. Evet. Kendiliğinden teşekkür ediyor. Bu çerçevede baktığımız vakit aslında bu yapılan dönemlendirme
tabii çok önemli. Önemiyle alakalı bir noktayı daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Bir defa bu dönemlendirmede gerçekten de tam da yaşandığı haliyle Müslümanların kendisini esas alıyor. Evet. Yani herhangi bir şekilde İslam medeniyetini yani şeyle işte Greklere nispeten değil, Batılılara nispeten değil, Hristiyanlığa nispeten değil, Çinlilere, Hintlilere nispeten değil. Doğrudan doğruya kendi kendisini, kendi kendisiyle yani bizatihi... Kendi iç dinamiklere etrafında. Evet, kendi iç dinamikleri. Bizatihi kaim olan, öyle diyelim, bir medeniyetin o nasıl, o kıvamı nerede bulup da, o kıyamı nasıl gerçekleştirdiğinin de bir anlamda hikayesi. Ve bu aynı zamanda işte baktığımızda o süreklilik de bu yönden oldukça önemli. Şimdi bu tabii şunun da altını çizmek lazım. Bir defa bunun teferruatını belki konuşuruz. Bu atlas burada ve bu dönemlendirme burada kalmaması gerekiyor. Bu ana iskelet oluşturduktan sonra artık işte bunun yanında Müslümanlar böyle bir düşünce ve medeniyet oluştururken acaba bu medeniyet Müslüman olmayan insanlar için ne ifade ediyordu? Bunun da cevabını, bunun ekleri olarak, yani yan faaliyetler olarak. Nasıl bütün insanlığa şahitlik yapacak bir biçimde bunu aynen. Tümel evrensel bir dille ve ifade ettiler. Burada bu şu yönden çok çok önemli. Yani bugün baktığımızda ki hakikaten de dünyanın dört bir tarafında insanlığın karşı karşıya kaldığı çok büyük sorunlar var. Ve bu sorunlar içerisinde işte Alman filozofu Heidegger'in en fazla altını çizdiği bir husus var. Bir kaygı var. Yani kaygı hali, yani öyle diyor zaten, felsefe bitti artık, düşünmek lazım. Hele hele kara kara düşünmek lazım. O kara kara düşünme, o kaygı dediğimiz şey de aslında şimdiye kadar takip edilen usulün ve yöntemin, sahip olunan ve kullanılan şeylerin ve imkanların mevcut sorunları çözmeye yetmemesi haliyle alakalı. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit aslında modern medeniyetin insanlığa sağladığı imkanlar ve takip ettiği yöntemler, usuller gayet tabii insanlığa çok çeşitli şeyler kazandırdı ama öyle problemler de ortaya çıkardı ki bu problemleri artık çözemiyor. Yani o Heidegger'in artık düşünmek lazım. Bu şeyleri yani şimdiye kadarki o yaptığımız şeyleri bir kenara bırakıp artık düşünmek lazım dediği durumda birden işte Müslümanların aslında 14 asır öncesinde olduğu gibi yine ve yeniden insanlığın bu çerçevede çaresiz olmadığını ve İslam medeniyetinin birikiminin hatırlandığında şu anda tıkanılmış olan birçok meselenin aslında belki bazı çok önemli fakat yani yapılabilir, önemli fakat farkında olunmayan hamlelerle aşılabileceğini de gösterme imkanını içinde taşıyor. Yani bu yönden tabii çok önemli bir şey olduğunu ifade etmek lazım. Aslında yani asıl şeyler söylendi. Ben ufak bir şey ekleyeyim. Fahrettin Razi Metalibül Aliye'ye girerken şöyle bir kurgu oluşturuyor. İnsanın diyor bir geçmişi, bir şimdisi, bir de geleceği vardır. İnsan tabii şimdi, geçmiş, gelecek deyince daha tarihsel bir dönemlendirmeden bahsettiğini düşünüyor. Yani hani geçmiş deyince insanın önceki hayatı veya toplumun önceki serüveni, şimdi deyince içinde yaşadığımız dönem, gelecek deyince ilerleyen dönem, yok bunu kastetmiyor. İnsanın diyor geçmişi bu dünyanın yaratılışını önceleyen metafizik ilkelerdir. Şimdisi içinde yaşadığı dünyadır. Geleceği de diyor ahirettir. Şimdi bu bana hep enteresan gelir yani bu üçlü şey. Yani bu zamanın... Nereden, nerede, nereye? Nereye? Yani zamanın şeylerini kullanarak, kiplerini kullanarak bütün bir varlığı taksim etmesi bana enteresan gelir. Ve şunu çıkardım ben oradan. Şimdi aslında bizim tarih dediğimiz şey insanın mevcudunun bir parçası. Yani şimdisinin bir parçası. Ve şimdinin parçası olmadığı sürece de gerçekte anlamlı bir şekilde tarihten bahsedemiyoruz. Yani en uzak unsurları bile, yani kendimizi en uzak sayabileceğimiz durumları, nesneleri, vakaları bile yani en azından bir yere süs olarak koyabildiğimiz sürece değerli addedebiliyoruz. Dolayısıyla dönemlendirme teşebbüsü
Geçmişi şimdi yapma teşebbüsüdür bir bakıma. Yani harika. Söylenenlere evet. ilave eden şimdi yapma teşebbüsüdür. Bu işin hani uzatılabilir. Hani bu şey de hani bu evet. açılabilir evet. ayrıntılı olarak evet. da ben evet. çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim daha evet. böyle tarihsel araştırmalarımız bakımından. İslam düşünce geleneğinde bugün çok elverişli bir şekilde kullanabileceğimiz dönemlendirmelerin daha ziyade sonraki müellifler tarafından yani İbni Haldun gibi veya Gazali'den hemen sonra yaşayan müellifler tarafından yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani şimdi İbni Haldun oturdu, mütekaddimin ve müteahhirin diye bir dönemlendirme yaptı. Hı hı. İbni Haldun'la birlikte bunu sadece İbni Haldun değil, Mavera-ön-Nehir'de Horasan'da yetişen ulema da bu dönemlendirmeyi ondan tamamen bağımsız bir şekilde yaptılar. Yani öncekiler ve sonrakiler diye dönemlendirme yaptılar. Şimdi bu öncekiler ve sonrakilerin çok çeşitli coğrafyalarda ve zaman dilimlerinde versiyonları var. Yani bunun Kudema ve Muhtesun versiyonu var. Yani eskiler ve yeniler versiyonu var. Ondan sonra yine öncekiler sonrakilerin nesilden nesile değişen kullanımları var. Şimdi bunlar kimileri dönemlendirme gerekçelerini açıklıyorlar. Yani oturuyor İbn Haldun. Niye biz Gazali öncesine mütekaddimun diyelim, niye sonrasına müteahhirun diyelim bunu tartışıyor. Hı hı. Razi'nin bazı tartışmalarında bunu buluyoruz. Yani bu tartışmalar buluyoruz. Fakat sonraki dönemlerde yani 13. yüzyıldan sonraki dönemlerde yeni bir tavır çıktığını anlıyoruz. Yeni düşünce adamlarının yeni kurucu düşünürlerin oluştuğunu da görüyoruz. Yani yeni otoriteler oluşmuş gerçekten. Yani yeni kitaplar yazılmış. Yani işte Hikmetü'l-Ayn yazılmış, Hidayetül Hikme yazılmış, Muhakemat yazılmış. Yani yeni yeni kitaplar var. Artık insanlar Bakıllani okumuyorlar. Şerhül Mevakıf, Şerhül Makasit okuyorlar. Hı hı. Yani kimse gidip Eşari'nin herhangi bir kitabını okumuyor. O nedenle kütüphanelerimizde bir tane nüshası çıkıyor. Evet. Ama diyelim ki Kutbüttin Razi'nin Risale fil Külliyatı'nın yüzlerce nüshası var. Yani yeni yazarlar ortaya çıkmış. Müslümanlar, yani sonraki müellifler yazarları yazmakta çok mahirler bizim İslam düşüncesinde. Yani biyografi yazmakta çok mahirler. Bilimin ya da bilimsel düşüncenin nesilden nesile intikalini takip etmekte çok mahirler. Fakat bizim bugünkü kullandığımız dönemlendirmeleri yapmakta çok mahir durmuyorlar. Yani buna dair çok teşebbüsleri yok. Yani mahir durmamak biraz şeyse buna dair çok teşebbüsleri yok. Yani. Muhtemelen bunları biliyorlar. Yani muhtemelen kendi işlerinde önceki ve sonrakilerle, Razi öncesi ve sonrası gibi genel kategorilerle bunu anlatabildikleri için buna dair çok teşebbüsleri yok. Böylesi dönemlendirme teşebbüslerini yapacakları dönem 19. yüzyıl aslında. Yani çünkü şimdi, İzmirli İsmail Hakkı mesela İslam evet, felsefesi tarihine bak, dair ilk dönemlendirme evet, dönemlendirme yapacak biri. Şahıslar 19. yüzyılda yaşayacaklar. Ayırıyor. Fakat evet, şimdi dönemlendirme kelimesi Türkçe'de çok enteresan bir kelime. Bir şeyden dönüldüğünü ifade ediyor. Yani dönmekten geliyor ya. Çok enteresan evet, bir ifade yani. Evet, evet. Bir şeyden dönüldüğünü. Bu 19. yüzyılda dönme o kadar keskin ki adam geriye dönüp dönemlendirme yapmakta zorlanıyor. Yani şimdi Razi'deki dönüş çok keskin değil. Gazali'deki dönüş çok keskin değil. Ya EG'deki gerçekten ciddi bir süreklilik takibi var orada. Yani yöntemlerde hassasiyet oluşuyor, kavramlarda dakiklik oluşuyor, görüşlerde değiş. Ama yani biz Razi'nin kullandığı kavramı gerçekten birinci yüzyıla kadar götürebiliyoruz. Yani EG'nin bir kavramını birinci yüzyıla kadar götürebiliyoruz. 19. yüzyılda öyle keskin bir dönüş oldu ki çok nadir insanlar dışında birileri geriye dönüp de şu kullandığımız kavramlar buraya nasıl gelir? Bunu yapmakta zorlandı. Bunu yapanlar oldu tabii. Mesela çok enteresan sözlükler var bizde biliyorsunuz. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında yazılan. Bir tanesi Rıza Tevfik'indir. Bir tanesi Çankı'nın sözlüğüdür. Bunlar sözlük yazarken aynı zamanda geçmişteki birikimle irtibatını kurmaya çalışıyorlar. Lakin bir, bunların teşebbüsleri çok sınırlı kalmış. Ve güçlü bir dönemlendirme şeyi yani şeyinin ilmi kamuoyunun yönelişi artık eskiden yani klasik İslam düşüncesinden başka bir yöre yönlenmiş hocalarımın i̇şte söylediği gerekçeden dolayı. Gelecekle alakalı o belirsizlik yani muhtemelen o dönemlendirme ile ilgili cesur bir teşebbüsü de engelliyor. Evet, evet. Şimdi müsaadenizle bak dönemlendirme yani, için ben sana bir ilmi tanım okuyayım. Yani evet, ben yine her zamanki gibi çalışarak yani, geldim. Evet. Bu söylediklerini çok güzel özetliyor çünkü. Nedir? Niçin insan bir dönemlendirme ihtiyacı duyuyor?
anlamak ve idrak etmek için. Buraya dikkat. Bir yerde anlama ve idrak varsa dönemlendirmeye evet. gerek yoktur. Anlamak ve idrak etmek için bir bütünü, sürekliliği, belirli tanımlanmış ölçütlere göre bir ölçüt olacak. Nitel ve nicel parçalara bölümlemek, sınıflamak ve ad vermek. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Şimdi siz ne zaman bir anlamsızlığa, bir idraksizliğe, ne oluyor, ne bitiyor bir soru durumuna düşmüşseniz bir dönemlendirme yaparsınız. Eğer içinde yaşadığınız bütün bir idrak sorunu yaratmıyorsa, bir anlama sorunu yaratmıyorsa buna ihtiyaç yok ki. Niçin 16. yüzyıldaki insan bir dönemleme yapsın? Büyük ölçekli dönemleme yapsın. İkincisi bir ölçüt ve ad verme. Bu ad verme meselesi çok derece önemlidir. Niçin ad verir insan? Bunu unutmayalım. Ad koyan yönetir. Ad koyan gücü elinde tutar. Şimdi 19. yüzyılda o kopuşun şiddeti o kadar şiddetli ki diyelim. İnsanlar geriye dönüp o bütünü anlayabilmek için bir uğraşı vermek zorundaydılar. Ve bence bugüne kadar onların da yaptığını küçümsemeyelim. Bugüne kadar çok ciddi bir uğraşı verdiler ki biz onların halefleri olarak böyle bir teşebbüse kalkabiliyoruz. Yani Erzurum İbrahim Hakkı, işte nedir? Filozof Rıza Tevfik, işte Çankılar falan olmasa bizim bugün bu özgüveni kazanmamız da mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi yalnız burada bir şeyi vurgulayarak müsaadenizle devam edeyim. Her iddia sahibi kültür kendini bir şekilde tanımlar ve o tanıma göre de hem mevcudu, o mevcudun geçmişini belirler. Biz burada Batı'yı eleştirmekten artık çıkmamız lazım. Diyelim ki Hegel'in eleştirileri ya da Hegel'in tanımlamaları kendi Prusya zihniyeti içerisinde, Tahsin Hocam'ın yanında bunları konuşmak belki biraz haddimi aşmak olacak ama kendi kültürü içerisinde bir anlam ifade eder. Bizim şimdiye kadar yaptığımız şeylerden biri de bu. Onun için ben İbrahim Hocam'a da sık sık söyledim. Sakın biz Batı'da ya da başka bir yerde bizim hakkımızda yapılan dönemlendirmeleri kritik ederek vakit kaybetmeyelim. Onlar kendisi için en uygun olanı yaptılar. Problem bizim onlara eklemlenmemiz. Evet. Onların o işi yapması değil. Evet. Yani diyelim ki ben kendi alanımla alakalı bir makale okuduğum zaman şu tavırla hep karşılaşıyorum. Diyelim ki işte matematik tarihinde bir teori anlatıyorsa bir yabancı ya bunu Yunan'a indirgemeye çalışıyor. Acaba Yunan'dan var mı yok mu? Beceremiyorsa Helenistik dönem. Onu da beceremiyorsa Çin'e ve Hind'e gitmeye başladılar. Ya o Çin'le ne Hind'le ne alakası var? Şii de tabii bu şekilde öyle. Yapıyorlar. Yani Tahsin Hoca'nın kullandığı bir kendinde bir varlık olarak seni görmüyor. Gayet de doğal. Niye görsün ki? Hani Hegel'in yaptığı atıf senin hayatiyetin yok ki. Şu anda sen canlı değilsin ki adam senin geçmişini dikkate alsın ya da kendi geçmişini de dikkate alsın. O açıdan biz işte geçenlerde bir yerde konferans verirken genç bir arkadaş kalktı dedi ki efendim Ernest Sanan, ya dedim bırak şu Ernest Sanan'ı, adamın kemikleri çürüdü. Ben iddialarımı başkana eleştirerek ortaya koyamam artık. Bitti o. O benim, o 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başındaki karanlık dönemime, beka sorunluğunu yaşadığım döneme aittir. Artık biz başkalarının bizim için yaptığı tanımların yanlışlıklarını tahsiye ederek, başkalarının bizim hakkımızda yazdığı hikayeleri düzelterek iş yapamayız. Biz kendi hikayemizi yazmak zorundayız. Buna kalkışmak zorundayız. Bu eksik olabilir. Hatta vakaya mutabakat açısından sorun da olabilir. Olsun. İbrahim Hoca bu şeyi, eseri edite etti, ortaya çıktı. Kalkar başka bir meslektaşımız, başka bir çerçeve, bunu geliştirerek, bunu kritik ederek ortaya koyabilir. Yani biz kendi örgümüzü yapmak zorundayız. Batı, Doğu, Japon, Çin eleştirilerinden de artık samimiyetimle şunu söyleyeyim, inandığım bir şeyi dillendiriyorum. Batı dünyasında alanımla ilgili yapılan çalışmaların teknik önemini takdir ediyorum. Ama benim hayat görüşüm açısından hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Açık söyleyeyim. Ne tasavvufla ilgili çalışmaları, ne bilim tarihiyle ilgili, ne felsefeyle ilgili çalışmaları. Teknik olarak demiyorum bakın. Çünkü malzeme çalışmaları muazzam. Neşirleri imkanları var, mesela. Neşirleri var. Oradaki teknik ayrıntıları ortaya çıkartmaları son derece takdire şayan. Meslektaşlarımız birlikte çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman anlama ilişkin ortaya koydukları çerçeveler beni ilgilendirmiyor.
İşte kalkıyor bir tanesi, yok efendim İbn Sina'nın yaptığı bilmem hangi Yunanlı düşünürün projesinin bir devamı. Bekle sen. Bu beni ilgilendirmiyor. Onu şöyle görüyorum ben. Bir Batılı ya da bir Doğulu, bir Çinli, bir Japon düşünür kendi kültür zafiyesinden baktığında İslam dünyasını nasıl görüyor? Çok ilginç. Aferin diyorum. Ama ben kendi dünyama kendim bakarım. Ama nasıl bu güce geldik? Bu 19. yüzyılda olabilir miydi? Denediler. Cevdet Paşa bunu denedi. Onun takipçileri denediler ama çok zordu. Çünkü beka sorunumuz vardı. Ama biz şu anda hani hep sık tekrar ettiğim bir şey var. Biz geleceğe yöneldik artık. Geçmişimizle gelecekte karşılaşacağız. Artık hani Tansun Hocam dedi ya, bize bir geçmiş icat ettiler. Biz artık o geçmişle yetinemeyiz. Biz bir gelecek icat edeceğiz ve o geleceğe uygun geçmişi de üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz? Kendi geçmişimizi yorumlayarak. Bu bir tane olmayacak. Evet. Pek çok düşünürün, Türkiye'deki ya da İslam dünyasındaki pek çok düşünürün icat ettiği gelecek tasavvuruna uygun pek çok geçmiş inşası olacak ve bu çok çeşitli teoriler önümüze koyacak diye düşünüyorum. O açıdan bu teşebbüsün ve ileride yapılacak teşebbüslerin şu ana kadar olanlarla, o beka dönemindeki arayışlarla hesaplaşmaya fazla girmemesi lazım. Mesela örnek veriyorum ve bitiriyorum. Efendim Gazali sonrası İslam dünyası şöyle oldu, böyle oldu. Ya bu bir İngiliz projesidir ya. Yani bir Türk, bir Müslüman İngilizlerin ortaya koyduğu bir teoriye kendini nasıl eklemler? Nedir o? Gayet doğal. Siyasi olarak tasfiye ettikleri büyük bir gücü kültürel olarak da olumsuzlamaları gerekiyordu. Bunun için ne dediler? İslam medeniyeti çok harika bir medeniyetti. İnsanlığa büyük katkıları vardı. Türkler bu medeniyete geldiler, bu medeniyeti mahvettiler. Bunun da teorik arka planını, çerçevesini Gazali çizdi. Bu onlar için işlevseldi, büyük iş yaptılar. Takdir ediyorum. İngilizler için bu çok anlamlıydı. Biz buna eklemlendik. Adamın bir suçu yok, adam işini yaptı. Biz buna eklemlendik ve kendimizi İngiliz siyaseti üzerinden tanımlamaya çalıştık. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Gazali'nin kendinden sonraki İslam düşüncesinde fazla bir yeri yok ya. Teorik büyük düşünce genelinde şey etkili. Tabii aşıldı ya. Aşıldı. Yani Razi açtı, İbn Haldun açtı. Bir sürü insan açtı. Gazali bir çığlıktı. Bir şeye işaret etti. Bu işareti aldı insanlar ve onu kat be kat açtılar. Yani bütün üzerinde ciddi bir etkisi var ama parçada evet. Yani... Elbette canım var değil. Şüphesiz. Yani demek istediğim, biz artık kendi hikayemizi, kendi kahramanlarımızla, kendi zaman ve mekan kategorilerimizi, kendi mimarisi neyse artık dikkate alarak yazmak zorundayız. Evet. Ben son bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi bu dönemlendirme birazdan demek, evet, dönemlendirme demek aslında. Bütünü görebilmek demek. Evet. Bu bir birikim işi. Gerçekten de bir birikim işi. İslam Düşünce Atlası'nın mottosu hocam, parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet. Evet. Yani çok güzel. İşte, yani bu zaten. Şimdi hakikaten de şöyle bakın. Diyelim bir acaba 20 yıl önce böyle bir atlas hazırlanabilir miydi? Bence zor. 50 yıl önce mümkün değildi. Şimdi bu niye böyle bir atlas bugün hazırlanabiliyor? Çünkü Türkiye'deki mevcut birikim, özellikle İslam dünyasında da ayrıca ki mevcut birikim, bize artık İslam düşüncesi ve medeniyetinin o bütünlüğü hakkında bir tasavvur oluşturma imkanı tanıdı. Ve bu tasavvur da öyle fiktif bir şey, kurgu değil. Bir hakikat. Gerçekten de var olan şeyler var. O var olan şeylerle biz aslında onu keşfedip açığa çıkarma gibi bir şeye yöneliyoruz. Şimdi mesela çok basit bir örnek vereyim sadece. Şimdi diyelim elimizde bizim metinlerimiz var bir sürü. Şimdi bu metinler söz konusu olduğunda yani hakikaten de İslam medeniyetinin belki ayrıcı hususiyeti bir yazı medeniyeti, kitap medeniyeti yani aynı zamanda. Kesinlikle. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit şimdi bu kitaplarda şimdi öyle yazılar var ki şimdi yazılara bakıyorsunuz orada bir paragrafta bir şeyler anlatılıyor. Şimdi biz o bir paragrafta anlatılan şeyden bakıp oradan veya bir kitabı okuduğumuzda bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların birebir hem tespitini hem çözümünü arıyoruz. Veya onun cevap olarak ortaya konulmasına sebep olan sorunun bugün olup olmadığına bakıyoruz. Olup olmadığına bakmaksızın biz oraya takılıyoruz ve orada kalıyoruz. Aslında
bir metinle irtibat kurmanın yolu, yani onu keşfetmenin yolu onu inkişaf ettirmek. Ne manada? Orada küçücük olarak, basit bir, yani bir paragraf olarak anlatılmış olan şeyin aslında bir kitap, büyük bir teorinin bir formül gibi ifade edilmiş olma ihtimalini düşünerek onun o yönde bir inkişafını nasıl gerçekleştireceğimizi sağlamamız lazım. Yani onu ona yönelmemiz lazım. Eğer biz ona yönelebilirsek şayet birdenbire karşımıza, yani teori sıkıntısı çekiyoruz yani bugün onu açıkça söyleyebiliriz. Teori sıkıntısı çekme değil, teori bolluğundan aslında bunalmamız lazım. O kadar çok şey var. Ama öyle muhtasar ve kısa ifadelerle ifade edilmiş ki bunlar, onu önce şey yapmak lazım, açmak lazım, geliştirmek lazım. Ve diğer taraftan da bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlarla onun irtibatını kurmak. Hocam lazım. Biraz önce ben bunların örneklerini buraya ilave bir şey söyleyeyim kısaca. Bu yarım saatimiz kaldı, dönemlendirme teklifine geçelim. Onlara geçeceğiz. Şimdi bir mesele hakkında bütüncül tasavvur ikincil bir düşünmeyle ortaya çıkıyor. Evet. Yani meseleyle karşılaştıktan sonra ikinci bir imali fikir ortaya çıkıyor. İkinci imali fikre geçmediğimiz takdirde metinlerde olanları tekrar ediyoruz. Yani o nedenle aslına bakılırsa İbni Haldun'un anlattığı çerçevenin dışına kimse çıkamadı. Müsteşrikler de sadece sonrasını tetkik etmedikleri için yok saydılar. Çok enteresan yani. Etmeyerek. Tetkik etmediklerinden, etmeyerek. Yani bu biraz gayri ahlaki de bir şey işin doğrusu. Yani yani onu incelemeyerek, önemsiz göre yok saydılar. Klasik eserlerde eğer hazır tablo bulsaydı kullanacaktık zaten. Hazır tablo da bulamayınca, yani öncekiler sonrakiler diye ayırdık ona göre. Yani çalışmalar ona göre idame ettirildi. Evet. Çünkü ikinci bir imali fikre, ikinci bir yönelişe şeyimiz olmadı. Bu bir muhasebe teşebbüsü aynı zamanda. Yani hatta ben şöyle bir şey anlatayım. İbrahim Hoca bu meseleyle yoğun olarak uğraştığı dönemde bize de belirli vazifeler verdi. Biz de onları yerine getirmeye çalıştık. O sırada ben kendisine şunu söyledim, bir öz eleştiri olarak. Ya biz de İslam medeniyetini bilmiyoruz ki. Bizim de bildiğimiz, yani bu malzemeden bahsetmiyorum. Evet. Malzeme bitmez zaten de. Genel ölçekte biz de İslam medeniyetinin büyük oranda orta İslam dünyası dediğimiz çerçevede bakarak biliyoruz. Ve biraz da bunu Selçuklu Osmanlı merkezli, hani Avrupa merkezli bakmak diyoruz ama hatırlarsan bunu tartışmıştık. Evet, evet. Biz de Selçuklu Osmanlı merkezli bakıyoruz. Mesela bir Malay dünyasını ben bu eseri, buradaki yazıları bitirdikten sonra keşfettik. Özellikle İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki medeniyet okumalarında havzalar dersini yaparken Malay dünyası diye bugün 400 milyon olan bir dünyayı keşfettim. Oradaki insanlar, oradaki İslam Müslüman düşünürler. Sonra Çin, sonra Orta Afrika. Dolayısıyla biz de İslam medeniyetini büyük ölçekte diyorum, malzeme düzeyinde değil. Biz de bilmiyoruz. Biz de oradaki ve bunu sadece yine arkeolojik anlamda değil, bugün hayatiyetini devam ettiren İslam medeniyeti olması bakımından bilmiyoruz. Acaba Türkiye'de kaçımız Malay dünyasındaki İslam düşüncesiyle irtibat kurabilecek donanıma sahibiz? Hiç ben değilim. Var olanları burada yok saymayalım ama belki vardır. Çin derken Uygur Türklerini kastetmiyorum. Yani Hanlı Müslümanları. Dolayısıyla bu da bizim zaafımızdı. Bu İslam düşünce atlasının da çalışırken biz de bütüncül bir fikir eksikliğine sahip olduğumuzu fark ettik. Bizim bile bu bütüncül perspektifimiz gelişti açıkçası. Evet. Eksikliklerimizi görerek. Muhtemelen bundan daha köklü bir eksikliğimiz daha ortaya çıkacak ilerledikçe. Şimdi bu yeni dönemde, yani bu 20. yüzyılda sadece bizde değil aslında, bizde büyük bir dil devrimi oldu ama şu veya bu şekilde milletler kendi dillerine de uyguladı. Bunun çok az istisnası vardır. İslam dilleri artık kadim dillerle irtibatını Batı dilleri üzerinden kurmaya başladı. Bu çok acayip bir tehlike aslında. Yani hiçbir devrim bu kadar etkili olmamıştır normalde. Yani buna Türkiye'de dil devrimi oldu ama mesela Araplar da dillerine bunu yapmaya başladılar. Yani onlar da oraklıya vardılar. Şimdi biz mesela eskiden Türkçe ile, Arapça ile, Farsça ile Hint, Çin, Yunan zaten İslam medeniyeti üzerinden irtibat kurabiliyorduk. Çok enteresan. Ama şimdi bunlarla irtibat kurma olanağımız kalmadı. Bunun anlamı şu: İslam düşüncesinin kendi orijinal diliyle de irtibat kurduğumuzda bizatihi içerdiği düşünceyle tam irtibat kurmuş olamıyoruz. Yani bu ortalama bir insanın ayıklığından çok daha fazla ayıklık istiyor hocam. Çok enteresan bir, yani bir okuyucuya, bir araştırmacıya hakikaten vüsatinin sınırına şey yapan, vüsatinin sınırlarını zorlayan yük yüklüyor.
Çünkü metini çok yönlü okuyabilme becerisini, teorileri keşfetme becerisini istiyor. Fazla uzatmayayım İbrahim'cim. Tamam, estağfurullah. Evet. Şimdi hocam, çalışmak azaldı. Gerekiyor. Yani bu böyle ezber olacak, gökyüzünden gelecek bir şey değil. Çalışarak olacak bu. İki şeye gökyüzünden geliyor. Edelim. Biz öyle inanıyoruz abi. Eyvallah. İki şeyi işaret edelim. Tabii İslam düşünce tarihiyle ilgili dönemlendirme teklifimizi en azından özet bir biçimde paylaşalım. Kapsamlı bir biçimde tartışmak hali hazırda mümkün değil. Şimdi sen onu girişte zaten güzel bir şekilde özetledin. Eyvallah. Artı bütün sözün özü programı zannediyorum bu dönemlendirme üzerine. Şimdi ben sizi yani dönem yazarları burada. Hı-hı. Yani biraz bu biraz dönemlendirme mantığı üzerine konuştuk. Bir dönemlendirme yaptık. Çok şey öğrendik işin doğrusu. Aslında klasik dönemden başlıyor İbrahim Hocam. Bak tabii, şimdi, tabii. Bence teşekkül tedvin döneminden tasdif tertip dönemine geçişi vaktimiz hakikaten az hocam. Ya şu an bunları var. Konuşmayacağız hocam. Şu an genel kaç dönem var? Bunları bir söyleyelim. Söylemek zaten vakti bitirir. Yani klasik dönemi haftaya konuşacağız biz. Onu evet. Şimdiden ilan edelim. Haftaya klasik dönemi konuşacağız. Sonra yenilenme dönemini, yenilenme döneminin ilave başlıklarını konuşacağız. Ben yeniden tekrar edeyim. İzleyicilerimiz arkadaki grafikten de takip edebilirler. Efendim, dört döneme esasen ayrılıyor bu teklif içerisinde İslam düşünce tarihi. Yüzlerce sayfa yaşan yazılarla derinlikli bu teklif temellendirilmeye çalışılıyor. Esasen miladi 7 ila 11. yüzyıl arasına klasik dönem adını veriyoruz. Klasik dönem kendi içerisinde iki evreye ayrılıyor. 7. ve 8. yüzyıllar teşekkül ve inşa dönemi, buna tedvin dönemi diyebiliriz. İlimlerin tedvin edildiği kayda geçirildiği dönem. Evet. 9 ve 11. yüzyıllar arası klasik dönemin ikinci evresini ifade ediyor. Buraya da tasnif, bilimsel disiplinlerin klasik metinler aracılığıyla konu, bölümsel sıra düzeni ve yöntem açısından teşekkül ettiği ve tebvip alt bablarının da oluştuğu dönem. İki evresi var. Teşekkül ve tasnif dönemi diyebiliriz. Klasik dönem sonrasında 12. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasına yenilenme dönemi adını veriyoruz. Yenilenme dönemi de kendi içerisinde iki evreye ayrılıyor. 12 ile 14. yüzyıl arası, yani 12, 13 ve 14. yüzyıllar ikinci klasiklerin ortaya çıktığı, ikinci klasik metinlerin ortaya çıktığı ve bilimsel disiplinlerin, nazari bilimsel disiplinlerin neredeyse tamamının konu, meseleler, yöntem, bölümsel sıra düzeni açısından büyük bir değişime uğradığı tahkik bir evreyi ve, ifade ediyor. Tahkik ve tahrir dönemi. Evet, buraya erken yenilenme dönemi diyoruz. 12 ile 14. yüzyıl arasına. Hocamın dediği deyimiyle tahkik ve tahrir dönemi. Genel olarak dönemin yönelişini anlatacak olursak yöntemlerin inkişafı evet. evresi diyebiliriz. Evet. 14. yüzyıl ertesinde 15 ve 16. yüzyıllar geç yenilenme dönemini ifade ediyor. Geç yenilenme döneminin çok önemli bir hususiyeti var. Çok az çalışılmış bir dönem evet. üzerine. Ve biz genelde burayı Gazali sonrası bütün dönemle toparlayıp birleştirme eğilimindeyiz. 15 ve 16. yüzyıllar geç yenilenme dönemi ve temel ayırt edici vasfı yöntemsel bütünleşme evresi. Bura üzerine biraz açıp konuşmamızı isteyeceğim. Yenilenme dönemi bu evreler. 17 ve 18. yüzyıla geldiğimizde 3. evreyle karşılaşıyoruz. Muhasebe dönemi. Bu yüzyıllar hakikaten tarihsel anlamda İslam düşünce tarihi yazımında bir içe çöküşe uğramış bir mahiyete sahip. Bir kara delik gibi neredeyse aslında. Çok az çalışma var. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılda klasik birikimi, klasik ve yenilenme döneminde oluşmuş bilimsel birikimi muhasebe etme yönünde teşebbüsler görüyoruz. 17. yüzyılda bu teşebbüsler kadime nispetle mevcudu yeniden ele alma, muhasebe etme çabasını ifade ediyor. 18. yüzyılda ise kadime, yani İslam düşünce geleneğine değil, cedide, yani Batı dünyasında ortaya çıkan yeni bilimsel teoriler, gelişmeler, sanayi devrimi,
sonrasında teşekkür eden kurumsal yapılara nispetle bir muhasebeyi ortaya çıkartıyor. 19 ve 20. yüzyıla bugün de içerecek şekilde geldiğimizde arayışlar dönemiyle karşılaşıyoruz. Müslümanların İslam dünyasının nazari planda karşı karşıya kaldığı kültürel, iktisadi, siyasi, ilmi meydan okumalar müvacehesinde meydan okumalarla nasıl hesaplaşılacağını, bu meydan okumaların üstesinden nasıl gelinebileceği yöndeki arayışları temsil ediyor bu dört dönem. Şimdi bu dört dönemi ayrıntılı olarak konuşmamız mümkün değil. Sözün özü programının devam eden bölümleri boyunca bu dönemleri konuşacağız. Belki birkaç haftada. Şimdi ben bu dönemlendirme dediğim gibi bize çok şey öğretti. Benim mesela çok önem atfettiğim birinci şey şu yöntemsel bütünleşme evresiyle ilgili bizim yeni tanımlamamız. Bu benim oraya geçmeden önce ben bir konu... Ömer Hoca'dan biraz bunu dinleyelim, birlikte yorumlayalım. 20 dakikamız var, buna göre şey yapalım. Sizden de hocam dinleyeceğimizi söyleyeyim şimdi, izleyicilere vaat edelim ki atlamayalım biz. Muhasebe döneminde efendime söyleyeyim neler oldu sorusu çok büyük ehemmiyet ifade ediyor. Mesela sizin yazınızda muhasebe döneminde özellikle 17. yüzyılda İslam düşünce birikiminin muhasebe dönemi yazarlarınca Katip Çelebi, işte Davud-u Karsi, Mehmet Emin Üsküdar'ı, işte Darendevi gibi isimlerle tarihselleştirildiğini söylüyorsunuz. Evet. Bunu açmanızı isteyeceğim. Hocamdan da arayışlar döneminin birkaç vasfıyla ilgili değerlendirme yapmasını isteyeceğim. Ama oraya girmeden önce ben müsaadenizle ufak bir şey söyleyeyim. Şimdi bu tür İslam medeniyetine ilişkin okumalarda ister düşünce üzerinden olsun, ister başka çalışmalar ya da kavramlar üzerinde olsun, bir şeye dikkat çektim. Bunu da bu çalışmaları yaparken fark ettim. Hocam. Biz Darül İslam'ı nasıl yorumlamamız lazım? Şu Darül İslam haritasını bütüncül bir biçimde yansıtabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi genelde çağdaş çalışmalarda devletler ya politik organizasyon olarak görülür. Büyük politik organizasyon ya da ekonomik organizasyonlar olarak görülür. Gerçekten bunların gerçeklikleri de var. Tarihte bazı yapılar ekonomik bir güç olarak başlar, devlete dönüşür. Diyelim ki Asurlar, işte ya da dönüşmez Fenikeliler gibi, Soğutlar gibi. Ya da politik bir organizasyon olarak kurulur. Persler gibi, İskender İmparatorluğu gibi. Daha sonra ekonomiyi kontrol etmeye başlarlar. İslam ya da Darül İslam bir ekonomik birlik midir? Bir politik birlik midir diye üzerine düşündüm. Çünkü bu tür ele alışları da bu geride bulunan, bilincinde olmadığımız kavramsal yapılar çok belirleyici oluyor. Bence ikisi de değildir. İslam ya Darül İslam bir anlam değer dünyası ortaklığıdır. Bu çağdaş İslam siyaset düşüncesi açısından da çok önemli. Şu harita aslında bunu gösteriyor. Hocam bu harita beni çok şey yaptı, etkiledi ya. Bu harita bir şey daha var. Yani bu kitapta en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi oydu. Yani biz hep konuşuyoruz bunu. Maveraünnehir diyoruz, Harezm diyoruz, Horasan hocam, diyoruz. Hocam halbuki Cevdet Paşa'yı biz 1870'te söylediğini dinleseydik bu hayrete düçar olmazdı. Çünkü Cevdet Paşa diyor ki tarihsel tüm çalışmalarınızı harita eşliğinde yapınız. Hocam bir bu harita ya ben çok meftun oldum işin doğrusu. Yani bu havzalar hepimizin elinde bulması gereken bir harita bu. Kesinlikle. Havzaları çok net gösteriyor. Sırf bu Atlas için çizildi bu, biliyorsunuz. Evet, Atlas için çizildi. Evet. Bir de hocam İbrahim Hoca ilk baskıyı, yani bu şeyi örneğe gösterdiğinde böyle dikkatimizi çekmişti, o göstermişti. Selçuklu falan diye hep konuşup duruyoruz. Selçuklu öncesi ve sonrasının haritasını karşılaştırdı. Selçuklu öncesi paramparça bir İslam dünyası. Bütün halinde haritayı yansıtabilir miyiz? Bütünlüklü bir yani İslam dünyası ortaya çıkıyor. Böyle toparlanmış. Ben cümlemi müsaade ederseniz hocam, tamam mı? Yani bence biz tüm okumalarımızda Darül İslam'ın politik ya da ekonomik birlik olmadığını, bir anlam değer dünyası olduğunu ve bu anlam değer dünyasının sanıldığının tersine oldukça yoğun ve yüksek oranda paylaşıldığını, yani Malay dünyasındaki paylaşılma oranıyla Çin'deki ya da Orta Afrika'daki ya da Balkanlardakinin inanılmaz derecede birbirine entegre olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu son derece önemli. Belki ben sorumu sağlamak açısından da bu muhasebe dönemini söyleyeyim. Ve bu entegrasyonun, bak burada çok ciddi bir tırnak içinde iddia dile getiriyorum. Bu entegrasyonun da mükemmel formunu 18. yüzyılda bulduğunu görüyoruz. Yani Darül İslam'ın büyük ölçekli anlam değer entegrasyonunun Malay dünyası, Çin, Orta Asya, Balkanlar, Orta Afrika 18. yüzyıl
da tamamlandığını görüyoruz. Bu çok enteresan. Hiç çok ihmal ediliyor. Evet, sömürge dönemi, İslam dünyası çok sıkıntılı bir dönemde. Politik olarak, belki ekonomik olarak, ama ilginç bir şekilde İslam dünyası genişliyor ve bu klasik dönemdeki genişleme neticesinde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlıyor. Hemen bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Bu durum 19. ve 20. yüzyılda Müslümanlar siyasi hakimiyeti yitirmiş olmalarına rağmen devam ediyor. Müslümanlık yayılmaya devam ediyor. Yani bu anlam değer dünyası genişlemeye devam ediyor. Devam ediyor. Yani politik coğrafya, ekonomik coğrafya yanında bir de anlam değer coğrafyası diye bir tabir üretmemiz lazım. Evet. Ve bu anlam değer coğrafyasının kategorilerini, değişkenlerini de çok farklı belirlememiz lazım. Hocam, daha önceki programlarda hep böyle örnekler verdik. Yani İslam dünyasının siyasi ve iktisadi sınırlarla, hocam bu konulara böyle zaman zaman girdik. Evet. Fakat şimdi Fenarizade Hasan Çelebi İstanbul'da bir kitap yazıyor. Haritayı gösterebilir miyiz? Evet. Hocam, bu harita, hocam bu size haritayı alabilir miyiz? Haritayı alalım. Şurada kitap yazıyor. Bak, neyi kaybettiğimizi çok daha rahat anlıyoruz hocam. Şurada yazıyor kitabı. Kitabın reddiyesi Siyalkut'ta yazılıyor. Buradan çok... Siyalkut yukarıda şöyle. Siyalkut burada. Üzerinde. Siyalkut'ta yazılıyor. Evet, burada metin yazılıyor, burada reddiye yazılıyor. Bir daha gösterebilir misiniz? Evet, ekrana yeni geldiniz hocam. Son dönemde bu kitabı bastığında, yani o matbaa-i amireli Şerm-i Vakıf basılırken, Hamiş'in de Fenari'nin haşiyesiyle, Fenarizade Hasan Çelebi haşiyesiyle, Siyalkut'un eleştirisi. Siyalkut'un eleştirisi birlikte basılıyor. Şimdi şuradan Semerkant civarından ulema kalkıyor, Mısır'a gidiyor. Mısır'a giden ulemanın yetiştiği yer de burası aynı zamanda. Yani onlar büyük bir hareketlilik. Yani bugün bu Batı'da gördüğümüz çeşitli programlarda ulema hareketliliği var ya. Yani öylesine yoğun hiç ve öylesine orijinal değil. Yani öylesine yoğun ki İslam dünyasında. Bu hani, seyahat haritaları var mesela. Şimdi web'ten yani bir ne diyorlar, bir tüyo vermiş olalım. Söz gelmiyor. Web'de kullanıcılar bunu şey yaptığında, Gazali'ye tıkladığında harita üzerinde Gazali'nin nerelere seyahat ettiğini hareketli bir biçimde görme imkanı yakalayacaklar. Hakikaten hocam, bu harita bize bütünleşik ve bir anlam değer efendim fikri etrafında bir araya gelmiş bütüncül bir Darül İslam fikri veriyor. Bugün Avrupa Birliği fikri esasında iktisadi, ekonomik olmakla birlikte esasen böyle bir anlam değer hocam, dünyasına. Bizdeki İslam Birliği fikri tümüyle siyasi, iktisadi bir perspektife maalesef yıl önce sahip olduğumuz ve aynı zamanda revize etmenin yolunu gösterecek. 150 yıl önce sahip olduğumuz ve Batılıların kötü diye eleştirdiği şeyleri 150 yıl sonra onlar iyi diye savunmaya başladılar. Evet. Çok enteresan bir şey. Evet. Yani şu anda bakın, Batı'da en çok yazılan mesele ırkçılığın eleştirisidir. Etnik ırkçılığın eleştirisi, kültürel ırkçılığa dönüştürmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü nüfus o kadar azaldı ki dışarıdan gelen nüfus, onu içselleştirebilmek için işi kültürel ırkçılığa döktüler. Evet. Özellikle evet. Şu klasik dönem, yenilenme dönemi arayışlar ve muhasebe dönemi sinopsislerini de isterseniz videovede taşıyalım. Birazdan onlar üzerine konuşmaya başlayacağız. Bu sinopsisler de bize o dönemleri bir bakışta görme imkanı sağlayacak. Bunun sinopsisinin grafiksel vardır. Özet diyelim şimdilik bunun için. Şematik desteğiyle hazırlanmış özet. Burası için evet. Şimdilik o anlamı taşıyor. Evet. Evet, şimdi burada dediğim gibi bu dönemlendirme sadece mevcudu tasvir etme değil, anlayıp bizim için muhasebe etme yönünde oldukça önemli ipuçları barındırıyor. Bunlardan biri 15-16. Yüzyılda bizim yeni okumamız. Hı-hı. İkincisi 17. yüzyılda neler olup bittiğiyle ilgili yeni okumamız. 17-18. Şimdi 15-16 mesela bize hocam böyle 5-6 sene önce hep şöyle sorular gelirdi Osmanlı Selçuklu düşüncesiyle ilgili panellerde. Hocam Molla Fenari, Davud-u Kayseri ya da Taşköprüzade hem Sufi, hem efendim mütekellim, kelamcı, hem mantıkçı, hem dilci, hem felsefeci, nasıl oluyor bu? Biz bu karakteri sanki Gazali'den bugüne kadar bütün düşünürlerin temel özelliği gibi değerlendiriyorduk. Evet. Şimdi bu dönemlendirme esnasında yaptığımız okumalarla gördük ki bu özellik 15 ve 16. yüzyıl düşünürlerinin özgü bir şey esasen. Zirve yapıyor. Yani Gazali söz gelimi veya Fahrettin Razi usulcü ve mütekellimdir. Filozof, yani meşayi filozof değildir. Ekberi anlamda sufi değildir. Kendi yönteminin sahibi ve inkişaf ettiricisidir. İbn Arabi aynı şekilde, Sühreverdi aynı şekilde,
Bunlar çünkü yöntemleri inkişaf ettirip yeni ekol kuran adamlar. Ama 15-16. Yüzyılda bu yöntemlerin entegre edildiği, bütünleştirildiği bir evre görüyoruz. Burası da 17'de muhasebe ediliyor bu teşebbüs. Evet, evet. Şimdi bu yöntemsel bütünleşme 15-16'yı bu anlamda mesela bizim yeni gördüğümüz, tespit ettiğimiz, efendim ad verdiğimiz bir şey bu. Bizim de bugün çok dersler almamız gereken bir tarafı var geleceğe yönelik olarak esasında. Evet. Çünkü bu yöntemsel bütünleşme bir teşebbüstü. Başarılı oldu mu? 17 muhasebe etti bunu, değerlendirmelerde bulundu. Evet. Yöntemsel bütünleşme evresini Ömer Hoca yazdı. Böyle birkaç cümleyle, bir 10-15 dakikamız var, sonra birkaç sorumuz daha var. Bu nedir, bu dönem sizin zihninizde bunları hocam? Bunları zaten tartışacaksınız tabii ileriki tartışacağız, programlarda değil mi? Ama özet biraz verebiliriz. Evet. Şimdi evet. Şöyle, yani bu dönemlendirme ne verdi bize, evet. Neler yani bu gösterdi? Şuradan şöyle bir araştırma seyri neticesi de ortaya çıktı. Yenilenme dönemi sinopsisini evet. Video böyle taşıyalım. Şimdi Fahri Razi ile birlikte aslında iki ve Fahri Razi ve İbn Arabi ile birlikte yani bir yanda Fahri Razi'ye sure verdiği işte İbn Arabi gibi şahıslar var. Şimdi bunlarla birlikte önemli bir tartışma ortaya çıkıyor İslam dünyasında. En yoğun şekilde İbn Arabi ve Konevi'de şeyini gördüğümüz, İbn Arabi, Konevi, Kayseri gibi şahıslarda gördüğümüz, bir taraftan da kelam felsefe yeniliği açısından Razi gibi şahıslarda gözüm bir tartışma. Yani temelde müşahede ve riyazet yöntemiyle istidlal yönteminin imkanlarına ilişkin bir tartışma. Hatırlarsanız Sadettin Konevi'nin müraselatında, o Tusi ile yazışmalarında uzun uzun bu tartışmayı yapıyor eşyanın Sadettin Konevi. Hangi yöntemle biliriz eşyanın hakikatini diye. Sonra Fatiha tefsirinin başında bunu tekrar ediyor. Yine Fahri Razi Metalibül Aliye'nin girişte bu tartışmayı yapıyor. Ardından Nihayetül Ukul'da, yani Metalibül Aliye'den önce de Nihayetül Ukul'da kelam geleneğinin zayıf ve güçlü yöntemlerini ayrıştırmaya çalışıyor. Şimdi bu tavır hocam 15. yüzyıla kadar devam etmiş aslında. Yani yöntemlerin gücü ve sınırlarını görme tavrı. Bana sorarsan mesela 15. yüzyılda Ali Kuşçu da bunu tartışıyor. Evet yani bunu tartışmaya devam ediyorlar bunu. Evet. Tartışmaya bitmez devam ediyorlar. İşte ağırlıklı olma özelliğini belki. Evet. Yani yöntemlerin gücü ve sınırları nelerdir? Bize ne imkanlar sağlar? Birbirlerine nispetle rüçhaniyetleri, üstünlükleri nelerdir? Yoğun bir şekilde bunu tartışmaya devam etmişler. Evet. Seyit Şerif'te var bu tartışma, Taftazhane'de var. Kimisi istidlal yöntemi tarafında duruyor, kimisi müşahede tarafında duruyor. Şimdi 16. yüzyıla girince tartışma bir evre değiştirmiş. Taşköprüzade'de çok net görünüyor bu. En net onda gözüküyor. En net olanlardan bir tanesi o yani. Daha önce onu imalarını taşıyan yazarlar var. Mesela zayıf bir iması Seyit Şerif daha öncesinde. Evet. İran'da da, Molasa'da da. İlk örneği yöntemsel bütünleşme. Evet. Devvani mesela sonraki yüzyılda. Devvani biraz daha şey yani. Evet. Fakat hocam Seyit Şerif ve Devvani'de şey yok. Yani Taşköprüzade'de gördüğümüz sistematik artık bir sistematik bir teşebbüs değil. Ve nihai bir forma ulaşmamış. Şimdi Taşköprüzade bazı eserlerin mealinde kelamcı çizgiyi takip ediyor. Yani bizim bildiğimiz Razi çizgisi. Son sistemli kelam metni. Kelam metni bu. Evet. Ondan sonra hacimli de metin. İçinde ben 4-5 paragraf buldum o koca hacimli metin içerisinde. Zaman zaman farklı imalara gelebilecek. Yani vahdeti vücutla işaretlikle ilişki kurabilecek. O da metnin dibinde ama. Yani dibinde, ana konuda değil. Tabii sadece böyle ara açıklamalar doğru, var. Doğru. Şimdi sadece bunun dışında ama. Risaleleri, külliyat risalesi var. Mesela. Risalelerinde vahdeti vücudu savunuyor. Ama hangi risalesinde? Evet. 5 tümer risalesinde. Evet. Yani sadece, soğuk, cins, fasıl, nev, tür. Evet. Falan yani hasara anlattığı konu. Külliler Risalesi'nde mantık bekliyoruz. Evet. Vahdet-i Vücud'a Hazarat Hamsa gidiyor. Ayrıca bunun dışında başka risalelerinde de var Vahdet-i Vücud. Şimdi ben yani şöyle düşünüyordum. Acaba yani şunu denedim önce yöntem olarak. Kronolojik okuma mümkün mü? Yani Taşköprüzade önce... Düşüncesinde bir gelişme mi oldu? Bir gelişme mi oldu? Kronolojik okuma yaptım. Kronolojik okuma tutmadı. Sebebi şu. Mealibi yazdığı yaş tespit ediyoruz. Vahdet-i Vücud Risalelerinin bir kısmını gençliğinde yazmış. Fakat tamamında diyor ki ben bunu gençliğimde yazdım bir tarafa bıraktım. Sonra ihtiyarladığım zaman da tekrar gündeme getirdim diyor. Yani bir fikir değişimini takip edemiyorsun. Adam öyle anlaşılıyor ki başından sona yani orta yaşında da ileri yaşlarında da Vahdet-i Vücud'u anlatıyor. Bu metinleri karşılaştırınca tablo aydınlandı. Yani metinde başka bir okuma ortaya çıktı, tablo aydınlandı. Şimdi şöyle bir neticeye varmışlar. Taşköprüzade gibi düşünen başka müellifler de var. Yöntemlerin sınırlarına ilişkin bir kanıya varmışlar.
Gücü ve sınırlarına ilişkin. Gücü ve sınırlarına ilişkin tartışmalar başlamış Razi'de. Yani Gazali'ye kadar uzanan, Cüveyni'ye kadar uzanan Kerem Gelinliği'nde bir tartışma başlamış. 15. yüzyılda 13. 14. 15. yüzyılda iyice yoğunlaşmış. Ve 16. yüzyılda şöyle bir kanıya varmışlar. Diyor ki bunun içinde farklı tercihli olanlar var yalnız. Taşköprüzade örneğinde diyor ki Taşköprüzade. Hakikate ulaşma konusunda en üst yöntem, imkanları en geniş olan yöntem, başka bir tabirle insana lütfedilen imkanları en mükemmel şekilde inkişaf ettiren yöntem riyazet yöntemidir. Yani müşahede tasavvufi yöntem. Tasavvufi yöntemdir. Evet. Bu manada en üst yöntemle elde edilecek bilgi de tasavvufta ortaya konulan bilgidir. Tasavvuf derken münhasıran vahdet-i vücutçu bir çizgiye sahip. Yani İbn-i Arabici, Konevici bir çizgiye sahip. Nazari tasavvuf. Evet, nazari oradadır. Kelamın yöntemiyle, istidlal yöntemiyle ulaşılabilecek nihai nokta ilkelerini değiştirdiğimiz zaman ya kelam ya da felsefe oluyor. Ya yani o Razi'de gördüğümüz kelam ya da meşayi felsefe oluyor. Hatta Razi bunların tek ikisini de ifade edecek şekilde alabiliriz. Müşahede yöntemin verileri bu. Her bir eserde o nedenle yöntemin verisi neyse onu ortaya koymayı amaçlıyor. Mesela kelam kitabında oturup vahdet-i vücudu anlatmıyor. İmalarda bulunuyor ama anlatmıyor. Sebebi şu. Yöntem daha ilerisine elverişli değil. Fakat daha ilerisi olmadığı anlamına gelmiyor. Bu durumda Taşköprüzade'nin zihninde müşahede yönteminin parçası haline gelmiş. Yani müşahede yönteminin parçası derken onu oluşturucu bir unsur değil. Daha alt bir yöntemi nazar haline gelmiş evet. İstidlal yöntemi. Böylece yöntemlerin verilerini birleştiren, yöntemleri bütünleştiren ve ulaştığımız neticeleri daha üst bir çerçevede ifade edebilecek bir kanaate ulaşmış. Yani yöntemlerin gücüne ilişkin arayış, yöntemlerin sınırlarına ilişkin bütüncül bir tasavvura bırakmış yerini 16. Evet. yüzyılda. Ama şimdi ben bağlayıp burada, hocam size orada taşıyayım. Şöyle bir şey de var. Yani tek bir yöntemin kendi ontolojik alanında, varlık alanındaki değerini reddetmiyor. Yok, reddetmiyor tabii. Zaten. Bütünleşik o demek zaten. Yani yöntemin değerini reddetmeden bütünleşme. Tasavvuf yöntem, metafizik düzeyde en üst kuşatıcı yöntem olarak görülüyor. Yoksa matematik yaparken matematik yöntemin değerini, fizik yaparken fizik, astronomi yaparken astronomi, onu kendi ontolojik sınırları içerisinde son derece de, çünkü tasavvufla matematik yapamazsın. Hocam yöntem bütünleşmesi, bilimlerin ontolojisini reddeden bütünleşme değil. Değil. Yani yanlış anlaşılabilir diyorsun. Yok, varlık alanlarını ve varlık alanlarına uygun araştırma tarzlarını reddetmiyor. Silikleştirip karmaşaya neden olacak bir biçimde efendim karıştıran hocam, bir şey değil. Hocam biz tartışmayı nerede takip ediyorduk? Şurada. Yani bu varlık alanları var olsa, devam etse, kabul etsek bile nihayet halde bir yerde gelip çatışma ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Evet. Yani evet. O kelam ve felsefe geleneğinde yahut kelam tasavvuf felsefe geleneğinde olduğu gibi aynı konu üzerine, aynı cihetten iki ayrı söz söyleniyor. Evet. İşte orada yöntem bütünleşmesi anlamına geliyor. Şimdi bu tespit bize, yani bu dönemlendirme esnasında dönemi anlama etrafında yöntemsel bütünleşmeyi bir karakteristik olarak belirleyip Taşköprüzade'yi bu gözlükle okumak bizim ne yapıyor dediğimiz Taşköprüzade'yi bir çerçeveye oturtma imkanı tanıdı. Ama aynı zamanda şimdi bu üzerine çokça konuşacağız da bunun çok kritik bir tespit evet. bu. Yani bu şu tespit, nazar yönteminin yani felsefi anlamda mantıksal yöntemin zayıflıklarını keşfetmek fakat yeni bir mantıksal yöntem icat etmek yerine müşahede ve mükaşefe yani tasavvufi yöntemin imkanlarına dönmek. Bu anlama geliyor. Bunda çok olarak, çok mesele var. Tabii yani. Bu Taşköprüzade'de buradan, tabii böyle. Yani Fenari'de de böyle, Taşköprüzade'de de böyle, efendim yer yer Seyyid Şerif Cürcan'de de böyle. Biraz devamında Ankaravi'de de öyle olacak. Sadra'ya da yansıyor 17. yüzyılın ilk yarısında. Şimdi ama muhasebeye dönelim. Ama var ki bu yöntemlerin tamamen başarısız olup terk edilmesini öneriyorlar. Sonraki dönem açısından 17-18'e geldiğimizde bugün bizim söylediğimizi fark eden isimlere görüyoruz. Muhasebe döneminde, kadime nispetle muhasebe, cedide muhasebe, nispetle muhasebe dediğimiz. Siz şöyle bir şey dediniz muhasebe dönemi yazısında. Muhasebe döneminde öyle isimler var ki İslam düşünce tarihini tarihselleştirip olağan sürekliliğin dışına çıkarak, olağan süreklilik evet. nedir? Taşköprüzade Cürcani üzerinden söylüyor. Cürcani Razi üzerinden söylüyor. Evet. Ama bu birden İbn Sina'ya gidiyor.
Birden Aristoteles'e gidiyor, Kutbuddin Razi'ye geçiyor, gelen bevi falan. Neler oluyor? Hatta, bu tarihselleştirmek ne demek? 5 dakikamız var, birkaç dakika şimdi, hocam. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Yani burada da arkadaşlardan rica edeyim, muhasebe dönemi sinopsisini yani felsefeye, filme girmeden tek mesela dini bir konuyu ele aldıklarını düşünelim. Evet. Mesela bir Hanefi ise bir hukukçu, bir fakih, Hanefi fıkhının imkanları içerisinde, uzayı içerisinde kalır değil mi? Evet. Büyük oranda. Ama 18. yüzyılda mesela bir Hanefi fakih tüm mezhepleri tarihsel bir entite olarak kabul edip sorunu merkeze alıp hangisi işe yararsa onu kullanmaya başlıyor. Benim dediğim bu. Bu bir, iki, bir de İbrahim Gürani'nin Ekberi geleneği yaptı. Davud-u Karsilerin falan ayrıntıya da. Ayrıntıya girersek, şimdi ayrıntıya şöyle diyorlar ki tarih dediğimiz hadise bir mekan bir de zaman kategorisine sahiptir. Dolayısıyla tüm düşünce bu iki kategori içerisinde değerlendirilebilir. Biz herhangi bir düşünceyi mekan ve zamanından çıkartıp soyut bir uzayda, vektör olmayan bir uzayda okuyamayız. Hangi ister fıkhi, ister kelami, ister felsefi bir düşünce olsun zaman mekan kategorisi mukayyettir. Bugün içinde yaşadığımız zaman ve mekan kategorileri diğerlerinden farklı olduğu için hangi dönemde ve hangi zamanda üretilmiş olursa olsun, hangi mekanda üretilmiş olursa olsun tüm düşünce tecrübeleri bizim için eşittir. Bu tasavvufta da yapılıyor. Mesela tek bir kişi 5 tane aynı tarikata girebiliyor. Hiçbirinde üstünlük ya da alt üst ilişki kurmadan. Evet. Ve bunu matematikte de yapıyorlar, bunu felsefede yapıyorlar. Ve o kadar ki Aristoteles ile İbn Sina'yı bile aynı muameleye tabi tutabiliyorlar. Çünkü bizim mesailimiz var, yeni sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu sorunlar için tarihi tecrübemizi istihdam edeceğiz. Ama bu istihdam esnasında herhangi birine öncelik değil, sorunun kendisine öncelik vereceğiz. Eyvallah. Bu tespit yeni bir tespit bizim açısından, bizim açımızdan 17-18. Bununla ilgili son derece ciddi örnekler verilebilir. Etrafında evet. Bunlar etraflıca mesela konuşacağız. Ben iki tane örnek vereyim İhsan evet. Bey'in söylediği şeylere. Birisi Şahveliyullah, diğeri... Ben ona isim vermedim. Şimdi evet. Numani. Evet. Aynı şey hocam, evet. Sinkili Malay dünyasında verebilirsin, evet. Luzi'yi Çin dünyasında verebilirsin, Senusi'yi ya da Mani. Osman Bifude'yi Afrika'da verebilirsin evet. Ve... İstanbul'da bir sürü zaten var. Evet, şimdi bunlar tabii muhasebe dönemi ve yenilenme dönemi ile ilgili bu değerlendirmeler başından beri konuşuyoruz. Dönemlendirme bizim için bir gelecek projeksiyonu sunar. Bugün bizim hem İslam düşünce geleneğiyle nasıl irtibata geçebileceğimizi hem de gerçekten muhasebe edilmiş, değerlendirilmiş, teşebbüslerde bulunulmuş yöntemsel revizyonlarla nasıl başa çıkacağımızı ve yeniden bu teşebbüsleri nasıl gerçekleştirebileceğimiz yönde imkanlar sunuyor. Bir cümle söyleyeyim. Sakın bunu Tahsin Hoca'ya sorma. 3 dakikada hocam. 2 dakikamız var. Şunu söyleyeyim. 1 dakika diyorlar hocam. Öyle mi? Bizi 2 dakika evet, çıkartabilir. Hocam o zaman bir aforizma söyleyeyim. Şimdi bu konuştuklarımızın özeti şu. Nazar yönteminin zaafını keşfettiler. Fakat şimdi tespit ediyoruz. Diyelim tümden gelimden tüme varma geçelim demediler. Müşahedeye geçtiler. Yani bütünleştirme anlamında. Ama 17'de denildi ki bunu bütünleştirdik. Ekberi geleneğin, vahdeti vücudun imkanını, felsefi düşüncenin verdiği imkanlar kadar genişlettik ama bir duralım. İşte Gürani, Şahveliullah, Dihlevi ve diğerleri. Ama 18. 2. yüzyılda denildi ki bunların hiçbir işe yaramaz. Artık 17'de mesela 18. bunu dediler. Kadime nispetle muhasebe. Evet. Geriye zühde dönüştürdüler. Nazari geleneği takip edenler de yeniden nazarın sınırlarını belirginleştirip oraya döndüler. Bu bir muhasebeydi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Arayışlar dönemine gelecek olursak hocam o aforizmayı evet. Sizden bekliyoruz. Çok kısa evet. Söyleyeyim. Bir defa perspektif olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl İslam düşüncesiyle alakalı yapılanların neredeyse tamamı Batı dünyasının tesir tarihinin örneği olarak maalesef ele alınmış. Halbuki Batı'nın bir tesir tarihi olarak değil, varlığı sürdürme gayreti olarak dikkat almamız lazım. Mevcut olan bir şey var. Medeniyet bir toplum. Bu toplum, bu medeniyet, bu düşünce kendi varlığını sürdürmek güzel. İçin teşebbüslerde bulunuyor. Evet. O kadar. Şimdi biz bunu çok varlık önemli. Cihetini dikkate alacak olursak şayet, birçok şey çok kolay anlaşılır. Namık Kemal'i de çok kolay anlarız. Yani Namık Kemal'i anlamak için illa işte onun Rousseau ile vesaire irtibatına bakmak zorunda değiliz.
Sadece şunu düşünebiliriz. Rusya'yı nasıl kullandı? Kullanırken ona o imkanı sağlayan evet. İslam medeniyetindeki kültür birikimi neydi? Bunun en güzel örneklerinden birisi de son olarak mesela filozof Rıza Tevfik. Ziya Gökalp bile hocam. Ziya Gökalp kesinlikle. Tabii. Şimdi filozof Rıza Tevfik'e bakın. Ne kadar o kadar çok inanılmaz böyle göze batacak kadar Fransızca kelime kullanıyor. Fakat hiçbirisini Fransız düşüncesini aktarmak için kullanmıyor. Hiçbirisini. Gökalp'in derdi de Dürkheim sözsüz yapmak değil. Evet. Tamamını klasik birikimi anlatırken Fransızca kelimeler kullanarak yapıyor. Hepsi o kadar. Yani okuyun bunu göreceksiniz. Bunu fark ettiğiniz vakit aslında o varlık iradesinin ve varoluş gayretinin son iki asırda ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Yani bu çok tabii çok esaslı evet. Bir şey. Bu noktayı fark ettiğimiz vakit o arayışlar dönemini de aslında yani arayışlar dönemi başka bir şey aramak değil, kendini aramaktır. Evet. Eyvallah. Çok varlığı devam ederim. Ettirmenin yollarını arıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Tahsin hocam, tekrar sağ olun, başarılı bir program diliyoruz. Evet. Devam eden bölümlerde bu İslam düşünce tarihini bu perspektif ışığında farklı cihetleriyle ele alacağız. Hocalarımızı da farklı vesilelerle yeniden misafir edeceğiz programa. İzleyicilerimizden bazı istekler geliyor. Buradaki grafikler, haritalar vesaire paylaşılabilir mi diye. Ekim ayının sonunda İslam Düşünce Atlası neşredildiğinde ve web sitesi açıldığında tümü doğrudan indirilebilir, paylaşılabilir, amme kullanılabilir hale gelecek efendim doğrudan bir şekilde. Efendim Sözün Özü programının sonuna geldik. Bugün aynı zamanda malumunuz olduğu üzere Hicri yılbaşı. Aslında dönemlendirme konuşmasının bizim dünya tarihine efendime söyleyeyim kendi tarihimize ilişkin perspektifimizi oradan yola çıkarak konuşmamız gereken Hicri yılbaşına bu sana denk mı saklanır İbrahim olması, güzel bir tevafuk. Güzel bir tevafuk. Evet. Bu mevzuyu da aslında dönemlendirme bahsi etrafına dahil ederek müzakere edebiliriz. Bu vesileyle hem Muharrem ayınızı hem de Hicri yılbaşınızı aşureyim. Tebrik ediyorum. Muhasebelere vesile olur bizim için bu yeni yıl inşallah. Bir başka bölümde yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Geceniz hayır olsun.